Merhabalar değerli arkadaşlarım, takipçilerim ve değerli yatırımcılar. Ben Bekir Erkuş, Remax Karında gayrimenkul danışman olarak faaliyetlerime devam ediyorum. Sizlerle bugün seçim öncesi, seçim sonrası bizleri neler bekliyor onları birazcık irdelemek istiyorum. Arkadaşlar seçime aşağı yukarı bir buçuk ay kalmışken, mübarek Ramazan ayında zaten işlerimiz birazcık yavaşlar. Seçim öncesi de herkes seçime kadar beklemeyi tercih eder. Dolayısıyla bu dönemde talebin düşmesi, arzın bir tık fazlalaşması normaldir. Tabii ki geçmiş olduğumuz dönemde talep fazlalığından, arzın azlığından dolayı bir daralma oldu piyasada ve fiyatlar yükseldi. Ancak o talebin önümüzdeki 45 günde azalması, bizlerin telefonunun çalmaması şeklinde yorumlanabilir. Ondan sonraki süreçte ise seçimden sonra Fiyatlar artacak mı, düşecek mi? Ne gibi şeyler bizi bekliyor? Birçok noktada doların yükselmesini herkes anlatıyor. Dolar yükseldiği takdirde hammadde fiyatları ve maliyetler artacağından dolayı yeni konutların fiyatlarının belli seviyenin aşağısına düşmemesi çok normaldir. Ancak ihtiyacı olan, paraya sıkışmış olan ve bir an önce nakde dönme ihtiyacı olan kişilerin ikinci el konut satışlarında ciddi fiyat indirimleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da tamamıyla anlık dar boğazını bireysel olarak çözmek isteyen kişilerin piyasaya sunacağı düşük fiyatlı gayrimenkullerle olacaktır ama bu piyasanın geneline yansımayacaktır. Dolar düşse bile hiç konuşmadığımız bir alternatif ama dolar düşse bile bu fiyatların aşağı düşmesini beklemiyoruz. Çünkü gayrimenkul Türkiye'de gerçekten duygusal bir konu. Bizi iyi hissettiren, kaygılarımızdan arındıran bir yatırım malzemesi olduğundan dolayı gayrimenkul fiyatlarının dolar düşse bile düşmesini kesinlikle beklemiyorum ki birçok parametrede doların yukarı doğru bir hareketinin olacağını gösteriyor. Herkes buna doğru hareket ettiğinden dolayı da kaçınılmaz son olarak düşünebiliriz. Dolar yükselmesi gayrimenkul fiyatlarının da ham maddeye ve maliyetlere bağlı olarak yükselmesi anlamına gelecek. Bunun için de yapılacak tek şey var. Alım gücümüzü arttıracak projeleri desteklemek. Ben Bekir Erkuş. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.